Kısa bir aradan herkese merhaba. Ben Derya. Ben Birol. Bugün yine bambaşka bir konuyla karşınızdayız. Peki bu bölümün konusu konu kim? 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 Bilmiyorum kim? <laughs> Oo, çok hızlı biri geçti. Hızlı geçti hakikaten ya. Kimdi görebildin mi? Hayır. Bir yarışçı mı? Biraz böyle yarışçı tipli bir oyuncu gibi geldi bana ama. Hmm, oyuncu kaç senesinde yaşamış mesela? 50'li yıllardan olabilir mi? Hı. Hmm. <laughs> <laughs> o 50'li yıllar oyuncu diyorsun. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? James diyeyim. 8 Şubat 1931 yılında Amerika'nın Indiana eyaletinin Fairmont kasabasında dünyaya gelmiş James Dean. Evet, James Dean 5 yaşına kadar doğduğu kasaba olan ve adıyla da anılan Fairmont'ta kalmış. Babası diş teknisyeni olduğu için mesleği gereği Kaliforniya'ya taşınıyorlar. Daha sonra Daha sonra 9 yaşında James Dean annesini kaybediyor. <laughs> Amcalarının yanına doğduğu kente, Fairmont'a geri dönüyor. Evet, amcasının yanında onunla beraber onun çiftliğinde yaşamaya başlıyorlar. Tabii e, James Dean buraya dönmeden önce Kaliforniya'da e, aslında keman dersleri, dans dersleri alıyor ve sanatla bir bağ kuruyor. Fakat Fairmont'a tekrar geri geldiğinde bu bağ biraz e, sekteye uğruyor. Kısa bir ara diyebilir miyiz? Kısa bir ara diyebiliriz. Reklam. Tabii. Bu kısa aradan sonra tekrar liseye geri dönüyor ve burada dolayısıyla sanat hayatına da tekrar geri dönmüş oluyor. Tabii sanat hayatına lisede geri dönüyor ama bundan öncesinde de tabii sanat dışında işlerle de hobilerle de uğraşıyor. Mesela bol bol spor yapıyor James. Dean. Mesela nasıl sporlarla uğraşmış? James Dean, e, atletizm yapıyor, basketbol oynuyor. E, bu tutkusu da aslında küçüklüğünden geliyor. James Dean, bu spor etkinliklerini yapan e, evet atletik vücuda yavaş yavaş sahip olan bir genç ama bir yandan kısa boylu, böyle miyop, o aslında zihnimizdeki James Dean gibi değil ya da ben kıskanıyor olabilirim evet. Bence ondan kesin. <laughs> Özellikle sırıkla atlamada çok iyiymiş biliyor musun? Biliyorum hatta 1949'a yani o liseden mezun olana kadar Fairmount bölgesinin sırıkla atlama rekoru ona aitmiş. Nasıl atlıyormuş şu böyle şey mi, kulluğuyla cool şey mi yapıyor acaba şöyle gelip? Vallahi hiç bilmiyorum Sırık atlamaya oldu mu olsa da anlamam zaten. Ben çok severim. Bir denesene ya. Çok merak ediyorum nasıl yapacaksın yani. Tamam, hadi, hadi senin için hadi. deniyorum. Hadi bakalım. Sırık getir. Gerçekten ekibe teşekkür ediyorum. Bu muhteşem platformumuzu hazırladıkları için ama her şeyi yemiştim. Bu mudur sırık? Bu mudur yani? Bir sırık çağırın. Bari adam akıllı bir sırık getirseydiniz. Geldi. Hem adam hem akıllı hem sırık. <laughs> Aa sen de ne çok biliyorsan, sen iddia etmiştin, buyur. Yarışmacımız Yaşa yürüyor. <laughs> Mükemmel bir atlayış. Sırıkla öyle değil, böyle atlanır bak şimdi. Bu e, sırıkla atlama merakı herhalde çocuk yaşlardan geliyor olacak ki amcasının çiftliğinde de trapezde sallanırmış. Trapezde sallandığı günlerden birinde düşüp ön iki dişini kırmış biliyor musun? Evet hatta e, çok samimi arkadaş ortamında da espri olsun diye arada ön dişlerini çıkartıp espriler yaparmış. Öyle şakalar. James Dini aynı zamanda okulun tiyatro grubunda ve çok başarılı bir oyuncu. Kendi fikirleri dahilinde de bunu şuna bağlıyor. Bir kasaba hayatı yaşayarak dünyaya geliyor. Daha sonrasında şehir hayatını, şehrin keşmekeşini, oradaki insanların yaşayışını gözlemliyor. Sonra tekrar kasabaya geri geliyor. Bundan çok faydalandığını söylüyor James Day. E tabii çocukluğundan beri e, sosyal, ekonomik farklılıkları gözlemleme fırsatı buluyor. Bunun da oyunculuğuna büyük katkısı oluyor. Evet, başarılı bir oyuncu ve bu başarısını ödüllerle de taçlandırıyor James Dean. Yani erken yıllarda, lise yıllarında olmasına rağmen, amatör olmasına rağmen bayağı bir ödül kazanıyor. İşte bu ödüller zaten James Dean efsanesinin doğuşunun bir simgesi oluyor. Ve liseyi bitirdikten sonra tekrar babasıyla yaşamaya Kaliforniya'ya döner James Dean. Kaliforniya'ya geri döndüklerinde James Dean Santa Monica kalıcıda hukuk okumaya başlıyor. E Şimdi spor dedik, e, tiyatro dedik, e, keman dersleri dedik, hukuk nereden çıktı? Nereden çıktı? Çok çıkamamış zaten. İki sene sonra James Dean hukuk eğitimini bırakıp Kaliforniya Üniversitesi'nde tiyatro okumaya başlamış. Şimdi taşlar yerine oturdu. Peki James Dean'in ilk profesyonel oyunculuk deneyiminin ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Çok biliyorsun. Meşrubat reklamıymış. <laughs> 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 Öyle mi? Evet. James Dean ilk kamera karşısına bu reklamla beraber geçiyor. Ardından James Dean'in hayatına önemli bir karakter giriyor. James Whitmore. James Whitmore bu arada e, izleyicilerimizi hatırlatmak gerekirse Shawshank Redemption yani Esaretin Bedeli isimli adlı filmde de oynuyor kendisi. James Dean, James Whitmore'un atölyesiyle bu işe daha fazla sarılıyor. Bu, bu eğitim onun hayatında çok yönlendirici oluyor. Sadece bu eğitim değil, James Whitmore'un söyledikleri de, onun tavsiyeleri de James Dean için çok önemli. Diyor ki kendisi James sen bir gün star olacaksın ve bütün dünya senden bahsedecek. Hatta bir gün kısa bir ara programı bir bölümünü sana ayıracak demiş. Haklı çıkmış adam. <laughs> ve James Dean, James Whitmore'un tavsiyesiyle New York'a gidiyor. <laughs> Yıl 1952, James Dean o zamanlar Amerika'nın en büyük oyunculuk okulu olan Aktör stüdyoya kabul ediliyor. Uzun seçmelerden sonra e, bu stüdyoda bir tiyatro ekibine katılıyor. O ekipte kimler kimler yok? Kimler kimler yok? Saydım lütfen. <laughs> ben yokum mesela. Sen yoksun tabii ki. İşte Marlon Brando, Julie Harris, e, Mildred Dunnock. Bir kişi daha var. Bulacağım. Bekleyin lütfen. Kaç dakikan var? Düşüneceğim. <laughs> Çıkmadı. Kennedy. Olmadı. Arthur. Biriniz de söylemiyorsunuz insafsızlar. <laughs> Arthur Kennedy. Ve 1954 yılına geldiğimizde James Dean kariyerinde çok önemli bir sıçrama yapıyor. Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Broadway'de önemli bir sıçrama yapıyor. Rol aldığı The Immoralist adlı oyunla büyük bir başarı elde ediyor. Ve bu oyunla Blum tiyatro dünyası ödülünün sahibi oluyor. Artık James Dean gerçekten James Dean olma yolunda çok büyük bir adım atmış oluyor. Zaten kısa bir süre sonra Warner Bros. da kendisini keşfediyor. 1955 yılında John Steinbeck romanından uyarlanan Elia Kazan'ın filmi aldığı Cennet'in Doğusu adlı filmde ilk başrolünü alıyor. Ve bu ilk başrolüyle de ilk filminde Oscar'a aday oluyor James Dean. Zaten ömrü boyunca sadece üç film çekebiliyor. Ve bu üç filmin ikisinde Oscar'a aday gösteriliyor düşünebiliyor musun? Aday gösterilmediği filmlerden Asi Gençlik filminin de onun kariyerinde çok büyük bir yeri var. Evet Asi Gençlik filmi aslında James Dean'i o duruşuyla tanıdığımız gençleri çok etkileyen o zamanın ikonu yapan film diyebiliriz. Asi Genç imajının oluşmasını sağlamış o filmle. Aynen öyle. Bu filmde James Dean'e Natalie Wood eşlik ediyor ve James Dean Jim Stark isimli karakteri canlandırıyor. Asi Gençlik filminde gençliğin getirdiği sorunlarla boğuşan Jim'in kasabaya taşınan yine aynı sorunlarla e, mücadele eden hem mücadele, gençlik işte ergenlik mücadelesi aslında. Ee, yine aynı sorunlarla başa çıkmaya çalışan Judy'nin hikayesi anlatılır. James Dean'in önemli bir yanı daha var. James Dean ilk filmiyle ölümünden sonra Oscar'a aday gösterilen ilk oyuncu. 1955 yılında çekilip 1956 yılında vizyona giren Devlerin Aşkı filmi James Dean'in öldükten sonra ona ikinci kez en iyi erkek oyuncu Oscar adaylığını getirecekti. Peki James'in yıllar sonra bir filmde daha oynayacak desem ne dersin? Nasıl derim ya? Adam öldü. Dijital teknolojiyle. Kasım 2020'de vizyona girmesi planlanan Finding Jack isimli filmde James Dean'i bir daha izleyebileceğiz. <laughs> James Dean ve Mel Morrow'u hep internette aradığında onlarla ilgili bilgiler çıkar ortaya ve onların çok meşhur bir fotoğrafları vardır internette. Onun gerçek olmadığını ve aslında hiçbir zaman yan yana gelmediklerini biliyor musun? Biliyorum ben de onu anlatacaktım. Anlat o zaman. Anlatmayacağım yeter. Çok biliyorsan sen anlat. Biliyorum tabii ki o fotoğraf montaj. Malim Mora ve James Dean hiçbir zaman yan yana gelmemişler. Ama James bir nişanlısı var. Bir uzun bir ilişkisi var. Anna Maria Perangeli diye bir hanımefendi. Ve o kadınla kaderleri de benzeşiyor. Anna Maria da 39 yaşında hayata veda ediyor. Fakat ondan önce maalesef bu ilişki Anna Maria'nın annesinin engeline takılıyor ve o yüzden ayrılıyorlar. Evet James Dean biliyorsun ki aramızdan erken ayrıldı ve bunun sebebi aslında çocukluk yaşlarında başlayan motor sevdası, araba tutkusu, yarış tutkusu. Ee, önce motosiklet yarışlarıyla başlıyor James Dean ardından arabalara geçiyor ve çok da iyi bir mekanik bilgisine sahip. Yani sadece arabayı kullanmakta değil arabanın teknik verileriyle oynamakta da çok başarılı biri. İşte bu James Dean'in sonunu getirecek olan yolculuğun başlangıcı aslında. İlk filminden kazandığı parayla hızlı bir araba alıyor ve sokak yarışlarına katılıyor. Hatta bu oyunu bilen film şirketleri onunla özellikle e, bu yarışlarla ilgili sözleşmeler yapıyorlarmış. Filmlerin çekimleri boyunca James Dean'in yarışmasını istemiyorlarmış. James Dean ne yapıyor? Bir film çekiminin son günü, yani sözleşmenin bittiği son günü... ...Küçük Sersam adını verdiği, neydi o? Speedster. Speedster. Yarış arabasıyla hemen o yarışa katılıyor. Hemen, film biter bitmez bir gün sonra düşünebiliyor musun? Demek ki adrenalin meraklısı bir insan. Bu arada bilmeyenler için söyleyelim... ...James Dean aslında hayatını bir yarışta kaybetmiyor. Bir yarışa katılmak için gittiği spor arabasıyla kaza yapıyor. Kadere bak, düşün ve bu arada... Bu yolculuk esnasında o yarışa giderken bir trafik cezası yiyor. Hem de hız cezası yiyor. Fakat bunu yavaşlatmıyor. Ardından kaza gerçekleşiyor. Evet, bu söylentiler doğru mudur, değil midir bilinmez ama bu lanet zinciri e, arabanın parçalarını satmak için alan bir satıcının başına gelenlerle başlıyor. Aynen öyle. Arabayı e, önce vinçe çıkarıyor. Orada araba düşüyor. Bir çalışanı sakatlıyor. Ardından o parçalar satılıyor. Satın alanların arabaları Ayrı ayrı başına olaylar geliyor satın alanların. Evet kazalar geçiriyorlar. Daha sonra araba tekrar hatıra olsun diye toparlanıyor. Tamirhaneye gidiyor. O tamirhane yanıyor. Sergilenirken kaydeden düşüyor. Orada bir çocuk yaraladı. Yani bitmiyor lanet. Bitmiyor. Hatta araba en son tamir ediliyor. Bir tırla seyir halindeyken tır kaza geçiriyor. İnanılmaz bir lanet. Tüm bu rivayetler bir yana gerçek olan bir şey var ki... ...James Dean 24 yıl yaşadığı bu dünyada çok önemli izler bıraktı. Ve James Dean efsanesi dünyada ve adının özleşleştiği Fairmont kasabasında tabii ki unutulmadı. Fairmont'ta her sene onun adına bir festival düzenleniyor. Hatta Fairmont Tarih Müzesi'nde kişisel eşyaları, ödülleri ve hatta motorları sergileniyor. O zaman James Dean olduğunu düşündüğümüz ya da ona affedilen bir cümleyle bitirelim. Bitirelim. Sonsuza kadar yaşayacak mısın gibi hayal kur, bugün ölecek misin gibi yaşa. Evet efendim bu bölümün konusu konu James Dean'de bir başka kısa bir arada tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.